Her ne kadar adı iş mahkemeleri kanun tasarısı olarak söylense de iş hukukundan oldukça uzak bir yasa tasarısını görüşüyoruz. Kamuoyunda da arabuluculuk yasası olarak bilinen bu yasa ile 15 milyon işçimiz AKP'nin OHAL düzenlemeleriyle hak arama mücadelesinden yoksun olacaklar. Türkiye'de binlerce uyuşmazlık konusu varken iş uyuşmazlıklarının zorunlu olarak arabuluculara devredilmesi, havale edilmesi hükümetin yıllardır uyguladığı sendikasızlaştırmanın politikasının bir sonucudur. Anayasamızda da belirtildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Ve sosyal devletin de gereği olarak zayıf durumdaki işçimizi korumak zorundadır. O halde iş dünyamıza rahat çalışsın diye yapıyoruz diyen AKP Genel Başkanı iktidarın kimin tarafında olduğunu zaten açıkça belirtmişti. O halden bir kişi bile mağdur olmamıştır deseler de 15 milyon işçinin bu yasa ile mağdur olacağı kesindir. Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınlamış olduğu gelir ve yaşam koşulları araştırmasına göre 2016'da bir önceki yıla göre en zengin %20'nin milli gelirden aldığı pay 0.7 puan artarak %47.2'ye ulaştı. Bu rapor zenginin daha da zengin, fakirin daha da fakir hale gelmesinin AKP'nin politikası olduğunu açık ve net gösteriyor. Büyümeden sadece işçi ve emekçiye pay vermeyen hükümet bu politikalarıyla işçileri hem de Türkiye'yi mağdur ediyor. Değerli arkadaşlarım, iktidarı en azından bu konuyla ilgili işçilerimizi mağdur etmeyecek bir düzenleme yapmaya davet ediyorum. Halihazırda 15 milyon civarında işçinin bulunduğu ülkemizde 1950 yılından beri yürürlükte olan İş Mahkemeleri Kanunu'nun yeni gelişme, ihtiyaç ve düzenlemelere uygun şekliyle güncellenmesi en doğrusu olacaktır. İşçinin korunması ilkesiyle işletmenin korunması anlayışının arasında yeni bir denge arayışının anlayışla karşılanmak elbette mevcut. İşçinin korunması ilkesinin göz ardı edilmesi ise asla kabul edilecek bir durum değildir. Genel olarak ifade etmek gerekirse, arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık yöntemleri tarafların eşit olduğu hallerde yapılır. Eğer bu eşitsizliği giderecek ve işverenle tarafları geçireceklerini düşünüyorsanız, çalışma hayatının etkin bir şekilde ve yeterince denetlenmesi gerekir. Etkin bir sendika ve toplu sözleşme düzeninin kurulması gerekir. Bu gibi arabuluculuk yargının iş yükünü zaten azaltacak ve arabuluculuklara ihtiyaç kalmayacaktır. Bu düzenleme bu haliyle ülkedeki toplumsal adaletsizliğe ve yargının sorunlarına çözüm olmayacağı gibi işçilerin ve emekçilerin aleyhine yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Hepinize saygılar.